adamımıza ait olan kaplumbağalar gelir buraya yaralanarak ve boğularak. Neden, nasıl gelir bunlar? Denizlere gittiğimiz zaman veya doğamıza yediğimiz, içtiğimiz atıklarımızı hiçbir zaman deniz kenarlarında veya doğada bırakmayacağız. Sadece kaplumbağalar değil, tüm canlılar zarar görebilir çünkü. Taşkent Doğa Parkı olarak 6 yıldır yaptığımız doğa çevre yararına çalışmalarda her zaman söylediğimiz doğa temelli sıkıntılar yanında bu işle ilgili farkındalık çalışmalarının ve eğitim çalışmalarının yapılmasının önemine her zaman değindik. Bu yılın başında Vakıflar İdaresi ile yapmış olduğumuz işbirliği protokolü neticesinde Şubat ayından itibaren yüzlerce öğrencimiz Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret ederek doğayı doğada öğren konsepti çerçevesinde gelip burada farkındalık ve doğa çevre eğitimi aldılar yerinde ve bu sayede ümit ediyoruz ki çok daha bilinçli ve çok daha bilgili nesillerimiz yetişecektir. Çocukluktan verilmesi gerekir böyle eğitimler, gezilerin yapılması gerekir ki ileride çocuklar mesela geziye gittiklerinde önlerine bir yılan çıksın veya bir kuş gördüklerinde en basiti bir böcek korkmasınlar. Hep maymunları gördüm. Ondan sonra da iguana, sonra da emoları, timsah kaplumbağaları, sonra kara yılan. Gerçekten çocuklarımızın ilgisi bu eğitime müthiş oldu. Okullarımızın ilgisi müthiş oldu. Vakıflar İdaresi'ne bu imkanı bize sağladıkları için daha çok kişiye, daha çok gencimize, çocuğumuza ulaşmamıza imkan tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Yabani hayvanı görürseniz hangi numaradan bir haber vereceksiniz? 11.4. 11.4. 11.4. Evet, teşekkürler.